mensupları hepinize önce sağlık diliyorum, iyilikler diliyorum. Kolay gelsin, iyi mesailer. Enteresan günler yaşıyoruz. Toplumun tümünün kuşkuyla izlediği bir süreci biz de çok yakından takip ediyoruz. Süreç bugün bir parça farklı bir boyuta evrilmekle birlikte belli ki daha filmin ortalarındayız. Bu filmin nasıl biteceği herkes gibi bizler için de bir merak konusu. Yalnız peşinden bir şey söylemek lazım. AK Parti ne zaman sıkışsa, mahcup olsa, bir kusur işlese, darda kalsa ya terörle mücadele hamaseti yapıyor, ya muhalefeti taciz, tecavüz başta olmak üzere her türlü olumsuzlamayla itham ediyor, ya doğal gaz rezervi buluyor. Ya bir FETÖ'cü yasaladık, yakaladık masalına sığınıyor ya da darbe tacirliği yapıyor. Ne zaman sıkışsa AK Parti ve Erdoğan da bunu görüyoruz. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın ekonomik, sosyal, siyasi, dış politikadaki yanlışları kamu vicdanında bir rahatsızlık yarattığında, bir endişe yarattığında, kamu vicdanı yaralandığında da tek cümlesi var hedef Türkiye. Bunlar Türkiye'yi hedef alan saldırı oluyor. Kendi kusurlarını Türkiye'ye mal etme, alet etme konusunda kendisi pek mahir. Geçen hafta PRT'de Sayın İçişleri Bakanlığı izlerken ve bugün Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı mecliste izlerken şu hisse kapıldı. Hani bir mahkeme olur. Mahkemede bir sanık olur. Ve e, savcı iddianamesini tamamlar. Sanık ve sanık avukatı da kendisine bir ceza kesileceğini anlayınca hakimden iyi hal indirimi ister. Bunun için de genelde son karar duruşmalarında şey, yargılanan sanıklar güzel e, ütülü pantolonlar, kravatlar takarlar, ceketlerini iliklerler ve hakimin gözünün içine bakıp işlenen kusurla ilgili verilecek ceza bakımından iyi hal indirimi isterler. Bugün Erdoğan'ı izlerken onu hakim karşısında, burada hakimden kastım aziz milletimizdir. Bir iyi hal indirimine, indirimine sığınmış bir suçlu psikolojisiyle gördüğümü ifade etmek isterim. Türkiye'de e, rakamı bilmiyorum. 2000 küsür savcı var diye biliyorum. Belki daha fazla. 3000 savcı var. Hala bir temiz eller operasyonu yapacak cesarette bir savcının ortaya çıkmamasını da endişeyle izliyorum. Bir temiz eller operasyonu başlatabilecek kabiliyet ve kapasitede savcılarımız var. Ama bir temiz eller operasyonunu başlatacak cesarette bir savcımızın olmayışı, olamayışı da Türkiye'nin yargının içinde bulunduğu durum bakımından 84 milyonun karalar bağlayıp düşünmesi gereken bir haldir. Değerli arkadaşlar, bir soru soruyoruz. Bir soru soruyoruz. İçişleri Bakanının ortaya attığı bir iddia üzerine bir soru soruyoruz. Yani suç örgütü elebaşısının liderinin ne derseniz değil. Ortaya attığı iddialar yargının işi. Bizim işimiz değil. Ne kadar doğru, gerçek mi? Bunları biz bilemeyiz. Bilmediğimiz için de bir hüküm veriyor değiliz. Buna rağmen beyefendi bizim bu suç örgütü liderinin iddialarının üstüne atladığımızı adeta iddia edecek kadar da Türkiye'den ve olaylardan habersiz görünüyor. Bugün onu gördük. Ama bizim bir şeyi sormak, bıkmadan, yılmadan sormak mecburiyetimiz var. 10 bin dolar her ay düzenli olarak mafyadan ödenek alan siyasetçi kimdir? Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İYİ Parti, MHP, AK Parti, e, HDP gruplarına seslendim. AK Parti milletvekillerine özel olarak seslendim. Dedim ki, yahu zan altında kalan, töhmet altında kalan 282 AK Parti milletvekili. Sokakta yürürken derler ki vatandaşlar, acaba bu mu 10 bin dolar mafyadan maaş alıyor derler. Bunu temizlemek önce size düşer dedim. Yok, hayır. Şimdi... <laughs> Bu on bin dolar yargın yargıdan önce siyasetin işidir değerli arkadaşlar. Çünkü orta yerde altı yıldır yaklaşık İçişleri Bakanlığı yapan birisinin iddiası var. Bir videodan konuşmuyorum. Yani 100 milyonu izlenen bir videodaki iddiadan bahsetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın <laughs> iddiasından bahsediyorum. Sayın Genel Başkanımızın da imzasının olduğu. 135 imzalı bir dilekçeyi Sayın Meclis Başkanı'na verdik. Üç gün oldu değil mi çocuklar? Üç gün oldu. Bunun kimdir? Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyelerini, milletvekillerimizi töhmet altında bırakmaya iç işleri bakanının dahi hakkı yoktur deme cesaretini de Sayın Meclis Başkanımızdan talep ettik. Lakin ana muhalefet partisi genel başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına yazılı olarak sorduğu bir soruya verdiği bir dilekçeye an itibariyle henüz cevap veremeyen bir meclis başkanı var. Meclisin itibarını korumak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanının birinci işidir. Her şeyden önceki öncelikli işidir. Şimdi geldiğimiz bu noktada ne yapacağız peki? Bir kabiliyet ve kapasite sahibi Savcı var ama cesaret sahibi savcı yok. Ama İçişleri Bakanının iddiaları dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 301 imzayı bulup bir meclis soruşturma komisyonu kurması da zarurettir. 4348 Cumhuriyet Savcısı var mı şimdi öğrendim. 4348 Cumhuriyet Savcısına 4348 defa sesleniyorum. Bu sizin işiniz. Bu iddiaları açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak sizin işiniz. Bir sürü siyasetçi töhmet altında. Eski başbakanın evladı, İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı, AK Parti üst düzey yöneticileri, damat, cumhurbaşkanı, muhalefet. E savcılar bu işi yapmayacaksınız orada durmanızın bir alemi yok. Ama meclisin de acilen bir soruşturma komisyonu kurması gerekir. Olması gereken neydi? İçişleri Bakanı'nın istifa edip mecliste bir soruşturma komisyonu kurulması, bakanın aklanması ya da Yüce Divan'a sevk edilmesi idi. Bu olmadı. Şimdi bu olmayınca kafalar iyice karıştı. On gündür susan Erdoğan bugün lütfetti ve konuştu. Ona biraz sonra değineceğim. Kendisine vermemiz gereken cevaplar var. Onları vereceğiz. Şimdi Türkiye'de bugün ilk evvela ne lazım diye bir soru sor, sormuş olsanız derim ki iki tane kocaman içi su dolu kova lazım. İki tane içi su dolu kova lazım. Bu kovayla, kovanın birisiyle patlayan lağımdan ortaya saçılan pisliği temizlemek lazım. Diğeriyle de mutfaktaki yangını söndürmek lazım. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Ve herkesin bilmesi lazım. Değerli vatandaşlarım bu topraklar sayısız medeniyete yer yurt oldu, ev sahipliği yaptı. Herkes şunu bilmelidir. Ortaya saçılan iddiaların toplamından herkesin istediği gibi at oynattığı mafyanın, terör örgütlerinin at oynattığı Türkiye'de bir şeyin bir atasözünün doğruluğu ortaya çıkmıştır. Atasözü şudur. Hükümdar yol vermeden kervan basılmaz. Türkiye'de ne olup bitmişse tek adamın illaki bir bilgisi vardır. Belli ki bir devlet mafya ilişkisi var. Ben bunu malum suç örgütü liderinin iddialarına dayanarak söylemiyorum. Benim iddiam şu. İçişleri Bakanı'nın ifadeleri. İçişleri Bakanı bu arkadaşın bu suç örgütü liderinin kendisiyle ilgili iddialarının bir kısmını geçiştiriyor. Öyle değil böyle diyor. Ama bu arkadaştan 10 bin dolar her ay ödenek alan, maaş alan, adına ne derseniz deyin, bir siyasetçinin varlığını bilen bir İçişleri Bakanı ayrıca görevi kötüye kullanmaktan da yargılanabilmelidir. Böyle bir şeyi bilip de bir İçişleri Bakanı susar mı? Bunu dün öğrenmedi ki. Bu on bin dolar meselesini İçişleri Bakanı videoların yayınlandığı günü öğrense anlayışla karşılar. Ama bunu çok önceden bildiğini söyleyen bir İçişleri Bakanı var. Ve <laughs> bir devlet mafya ilişkisi var. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı video yayınlayan kişiyle ilgili bunu mafya ve suç örgütü lideri olarak tanımladı. E bu mafya ve suç örgütü lideriyle 2015'ten 2018'e kadar dört koca yıl kol kola kim düşüp kalktı? Siz kalktınız. Siz bununla Rize'de, İstanbul'da, İzmit'te birlikte miting yaptınız mı? Yapmadınız mı? Bu arkadaş bu şahıs Barış Akademisyenleri için, değil mi? Kanlarında yıkanacağız derken onu alkışladınız mı, alkışlamadınız mı? Bir ilişki var. İstediğiniz kadar yalanlayın, yok deyin. Bir ilişki var. Hesabını da vermek zorundasınız. Sıkıntı şurada. Biz hırsız var diyoruz. Erdoğan dış güçler diye bağırıyor. Biz uyuşturucu ticareti devlete bulaşmış diyoruz. Erdoğan PKK geliyor diyor. Biz mafya devlet iç içe geçmiş diyoruz. Erdoğan FETÖ'nün hala gizli unsurları var diyor. Biz talan var, yağma var diyoruz. Erdoğan CHP diyor. Çok sıkısınca da hedef Türkiye diyor. Ama şunu görmüyor. Kimse bunu yemiyor. Bugün yine ağzına geleni söyledi. Biz de ağzımıza geleni dikkatlice söyleyelim. Mesela bugün söyledi ki CHP genel merkezi taciz, tecavüzcülerle, hırsızlarla ve terör örgütlerini koruyanların işgali altında dedi. Dedi, böyle söyledi. Sırayla başlayalım. Erdoğan, taciz ve tecavüzcü arıyorsan bunları koruyanı arıyorsan önce kendine bakacaksın. Sonra sayayım sana. Gebze AK Parti ilçe başkanlığına gideceksin. Sonra Mersin Toroslar ilçe başkanlığına gideceksin. Oradan İzmir'e rotayı kırıp Kemalpaşa Paşa ilçe başkanlığına gideceksin. Ve orada taciz ve tecavüzcülerin siyasetin siyasi partilerin teşkilatlarında nasıl konuşlandıklarını göreceksin. Biz taciz ve tecavüzcüleri göya saklıyormuşuz, aklıyormuşuz, paklıyormuşuz. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Ha Düzce'yi söyledim değil mi? Düzce. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yayın yasa kararı. AK Parti Düzce AK Parti Merkez İlçe'deki bir taciz ve tecavüz olayıyla, vakasıyla iddia demiyorum, vakasıyla ilgili yayın yasağını ben koymadım Erdoğan. Sen koydun. Taciz, tecavüzle CHP'yi ilişkilendirirken bir önce hem aynaya bak hem sonra Gebze, Düzce, Toroslar ve Kemalpaşa ilçe binalarına bir bak. Efendim CHP'de uyuşturucu yok ama Erdoğan bir kokainci arıyorsa, uyuşturucuyla ilişki arıyorsa çok kolay, hiç uzağa gitmeyecek. Düzce'ye, Gebze'ye gitmeyecek. AK Parti genel merkezine gidecek. Orada pudra çe şekeri çeken çocuğa soracak. Nereden buldun? Bunu? bunu nereden buldun? Alacak parayı nereden buldun diyecek. Erdoğan terör örgütüyle ilişki arıyorsa diyor ya CHP genel merkezinde terör örgütlerini koruyanlar CHP Genel Merkezi'nde kümelenmiş. Erdoğan terör örgütü ile bir ilişki arıyorsa gene Düzce'ye, Gebze'ye, Toroslara gitmeyecek. Nereye gidecek? AK Parti kurmaylarına bakacak. AK Parti kurmaylarına bakacak. Bir yere daha bakacak. TRT Genel Müdürüne bakacak. Terör örgütleriyle ilişki arıyorsa. Ben adresleri veriyorum. Erdoğan mafya ile ilişki arıyorsa nereye bakacak? Kabinesine bakacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesine bakacak. Başka bir yere bakmasına gerek yok. Değerli arkadaşlar, şimdi yeni ve vahim bir laf daha etti. Dedi ki, bütün bu iddiaların bir yalan, bir iftira olduğunu mahkemeler ortaya çıkaracak dedi. Bugün, bugün bütün o iddialar. Yani tabii şunu merak ettik biz. Sadece mafya liderinin iddialarının yalan olduğunu mu mahkeme ortaya çıkarması için görevlendirdi? Yoksa Sayın Süleyman Soylu'nun iddialarının da bir yalan ve iftira olduğunu ortaya çıkarması için mahkemeleri görevlendirdi. Ya ortada bir iddia var. Bunun yalan olduğunu mahkeme ortaya çıkaracak demek, bunun iftira olduğunu mahkeme ortaya çıkaracak demek, yargıya açık, seçik bir talimattır. Yargıya emirdir. Bu işten üstünü örtün demektir. Onun için çırpınıyoruz ki yargıya güvenmiyoruz. İşin doğrusu mecliste bir soruşturma komisyonu kuralım istiyoruz. Yargıya açık bir talimat verilmiştir ve bunların üstünü örtün denmiştir. Şimdi demin de saydım 4000 e, 4348 Cumhuriyet Savcısının işi şimdi daha zor. Şimdi daha da zor. Belki içinden birkaç tanesi çıkacaktı. Ama bu emirden sonra kim çıkacak, nasıl çıkacak merak ediyorum. Bütün bunlar olurken çok daha vahim bir laf gene bugün beyefendi etti. Bu laf, bu söz, <laughs> bu tehdit herkesin bir dakika düşünmesini gerektiren bir iştir. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili, Rize'de yaşananlarla ilgili Erdoğan'ın ettiği laflar AK Partili, MHP'li, İyi Partili, CHP'li, HDP'li, Gelecek Deva Partili, Saadet Partili 84 milyon tarafından bir dakika durulup düşünülmesi gereken bir haldir. Bu legal siyasete tehdittir. Bu siyasete sıkı yönetim ilanı kararıdır. Bu siyasi parti genel başkanlarına çok güçlü olmadığınız yerlere sakın gitmeyin sizi indirtirim mesajıdır. Nedir mesaj? Muhalefete saldırı için gereken yapıldı dedi. Az bile yapıldı dedi. Ve daha vahim bir söz var. Bu daha iyi günleriniz daha neler olacak? Neler dedi? Ne yapacaksın? Erdoğan bizi öldürtecek mi? Meral Akşener'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, diğer muhalefet Temel Karamollaoğlu'nu, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı öldürtecek mi? Bunlar istedikleri ile gidemeyecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanları siyaseten toplumu kamplaştırdın ama şimdi siyaseti coğrafi olarak da kutuplaştırmak ve kamplaştırmak mı istiyorsun? Bilmen lazım ki senin içinde Kemal Kılıçdaroğlu içinde Meral Akşener içinde İzmir'le Rize birdir. Edirne ile Hakkari birdir. Sinop'la Mersin birdir. Sen böyle insanları tahrik ederek Muhalefet liderleri ilinize, ilçenize, kasabanıza, köyünüze gelirse taşlayın demek suretiyle ne yapmaya çalışıyorsun? Türkiye'nin en e, iflah olmaz düşmanları bile Türkiye'ye böyle bir fitne tohumu, böyle bir nifak tohumu ekmedi. Siyasetçi seni eleştirir, bazen de sert eleştirir. Benim memleketimde beni eleştiren gezemez. Taşlanır, yumruklanır, kurşunlanır." dedin sen bugün. Bu sözüne bir açıklama getirmek zorundasın. Bu vahim bir tablodur. Ben Sayın Meral Akşener'in yumruktan, kurşundan korkacağına ihtimal vermem. Sayın Genel Başkanımız zaten kurşun da yedi, önüne kurşun da atıldı, linç girişimine de maruz kaldı. Yıldılar mı? Kılıçdaroğlu bir vites küçülttü mü? Linç girişimine mazur kaldı. Kurşun sıkıldı. Önüne kurşun atıldı. Kılıçdaroğlu bir adım geri bastı mı? Basar mı zannediyorsun? Bir adım basarsa Kılıçdaroğlu geri o bir felakettir. O zaman biz ona bir dakika ya deriz. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener. Bir adım geri basmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz. Muhalefete tehdit kabul edilemez. Tehdide boyun eğenden muhalefet olmaz. Ne senin diktatörlüğüne, ne mafyanın tehditlerine, ne de senin provokatörlerine pabuç bırakmayacağız. Ama insanları siyaseten kutuplaştırdın, coğrafi olarak kutuplaştırmaya çalışma. Türkiye'yi kafalarda bölüyorsun. Coğrafi olarak bölme. Rize'ye de gideceğiz, Edirne'ye de gideceğiz. Malatya'ya da gideceğiz, Osmaniye'ye de gideceğiz. İzmir'e de gideceğiz, Kars'a da gideceğiz. Muhalefeti Anadolu yollarından geri çeviremeyeceksin. Biliyorsun ki muhalefet konuştukça toplum nezdindeki itibarın, ilgin, kredin azalıyor, düşüyor. İyi işler yap da düşmesin. Muhalefeti susturarak o posta oturamaz. O posta oturmak için milletin devletten beklentilerini karşılaman lazım. Değerli arkadaşlar, gene beyefendi bugün diyor ki yargıyı vesayetten kurtardık. Lafa bak hizaya gel. Yargıyı vesayetten kurtardık diyor. Ne vesayetindeydi yargı bilmiyorum ama yargı şimdi tam bir vesayet boyunduruğunda. Ya Erdoğan sen değil misin Amerika'dan sana telefon gelince telefonda ceketini ilikleyip Trump'ın bırak dediği papazı bir günde salan sen değil misin? Yargıya verdiğin talimatla salınmadı mı o papaz? Merkel istedi diye bir vatandaşı bir günde saldırmadın mı? konuşmasınlar diye mafya liderlerini yurt dışına çıkarıyorsun. Onlara içeride suç işlemelerine seyirci kalıyorsun. Sen değil misin Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına koyulan tedbiri kaldırtan? Sen değil misin Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı çıkış yasağını kaldırtan ve o yasağı kaldıran Cumhuriyet savcısını da sonra Adalet Bakan yardımcısı yapan Nereden kaldırdın sen yargıdan vesayeti? Sen yargıyı boğuyorsun, boğuyorsun. Daha önce de söyledim. Makamı kendi mülkü zannedenler ilkin yargının gırtlağına çöker. Sen şimdi tam olarak bunu yapıyorsun. Boşuna demiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Mafya hükümetin üçüncü ortağıdır diye. Orta yerdeki yürütmenin, hükümetin büyük ortağı AK Parti, küçük ortağı eee MHP ortancası da mafya. Bunu söylememizi gerektiren tabloyu yaratan sensin. Nasıl çıktı bu konuşan şahıs dışarıya? Devletin korumasıyla çıktığını söylüyorlar. Çakarlı arabalarla İstanbul'dan Ankara'da fink attığını herkes biliyor. Şimdi şikayet var. Biz bu suç şebekelerinin lafına itibar etmeyiz. Lakin devletimize itibar etmek isteriz. En somut örneği İçişleri Bakanı'nın mafyadan her ay on bin dolar har, e, harç alan, harçlık alan neyse siyasetçinin adını söyleyerek Türkiye'de belki bir temiz dönemin başlanmasının ilk adımı atılabilir. Ve Erdoğan şunu unutmamalıdır. E, devletin hukuk dışına çıkması kimin işine yarar diye bir soru sorsanız derdim ki iki şeyin işine yarar. Devlet hukuk dışına çıkarsa buna kim sevinir? Terör örgütleri sevinir ve mafya sevinir. Şimdi Türkiye'de yaşanan budur. Devlet hukukun dışına çıktığı için Türkiye terör örgütlerinin, mafyanın cirit sahasına dönmüştür. Vesayet ve suç çetelerinden medet uman muhalefet varmış beyefendiye göre. Yani herhalde biz ya da İyi Parti vesayet ve suç çetelerinden medet uman muhalefet oluyoruz. Ama Mafya ile protokolle birlikte miting yapanlar suç çetelerinden medet ummuyor demek ki. Biz yapmadık. Mafyaya muhalefet liderlerini tehdit ettiren biz değiliz. Mafyaya bilim insanlarını tehdit ettiren biz değiliz. Mah mafyaya koruma polisi veren, çakarlı araba eskort veren biz değiliz. Terör örgütleriyle özel kaset kumpaslar yapan biz değiliz. İşte vesayet ve suç çetelerinden medet umanlar böyle işler yapar. Mafya ile miting yapar. Mafyaya çakarlık araba tahsis eder. Mafyaya, bilim insanlarına ve muhalefeti tehdit ettirir. Burada da beyefendi aynaya bakacak. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iki konuşma yaptı. Biri TRT'de biri bir özel televizyon kanalında. İkinci kanalda yaptığı özel televizyon kanalında yaptığı konuşma daha sonra dedim ki bakalım mesajı kim alacak? Mafya lideri alacak? Erdoğan mı alacak? Erdoğan almış. Nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. 10 bin dolar alan bir siyasetçi var dedi nokta koyduz. Kim olduğunu söylemedi. Evinde para kasaları, para sayma makineleri çıkan bakanları hatırlattı. Demek o konuda ayrıca bildikleri var. Bu bakanlar Erdoğan'ın bakanlarıydı. Ne yaptı? Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ya darbeyi ben başlattım dedi. Başbakanlıktan ve genel başkanlıktan indirildiği darbeyi ben başlattım dedi. Yani AK Parti'de benim de gücüm var. Hafife alma beni dedi. Ve mesaj yerini buldu. TRT'de olmadı ama özel televizyondan sonra mesaj yerini buldu ve on gün sonra Sayın Erdoğan sessizliğini bozdu. Ne dedi? İç İşleri Bakanlığı'nın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. Oh, Ol. Siyasetin suç çeteleri eliyle düzenleme gayretinden gayretinin de hız kazandığını görüyorum dedi. Siyasetin suç çeteleri eliyle düzenlenmesi hız kazanmıyor ama suç çeteleri eliyle Erdoğan'ın iktidarını tahkim etmesi hız kazanıyor. İktidarı tahkim etmek için mafyadan medet umma arzusu ve eylemleri yoğunlaşıyor. Ve şunu bilsin hız kazanan suç çeteleri ilgileri, siyasetin dizaynı değil ama hız kazanan patlayan lağımdan çıkan pislik ve onun kokusu hızlı bir şekilde yayılıyor. Belli oldu ki bugün Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'nın yanındayız açıklamasından Türkiye mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin adını öğrenemeyecek. Bunu anladık. Ve son olarak değerli arkadaşlar erken seçim için sufleyi nereden aldığımızı bildiğini söylüyor. Erken seçim çağrılarımızla ilgili dışarıdan bize sufle veriliyormuş. Erdoğan bize dışarıdan sufle vallahi gelmiyor. Sana geliyor onu bilmem. Ama bize mutfaktaki yangın, tarladaki hasat, çiftçinin içinde bulunduğu ızdırap, esnafı, emeklisi, öğrencisi, işçisi, tüccarı, sanayicisi, işsiz kalan yüz binler ve aşı bekleyen milyonlardan bir sufle geldi. Yeter artık diyorlar. Getirin sandığı diyorlar. Biz o sufleyle milletin sesi olarak Türkiye'de çarenin sandık olduğunu her zaman güçlü bir şekilde gür bir sesle söylemeye devam edeceğiz. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Buyursunlar. ikinciden başlayalım. En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Bozulmaz. Kutlu Adalı cinayetinden de dahli olanlarla bugün Türkiye'deki yürütmenin e, başında bulunanlar arasında bir ilişki olduğu çok açık. Çok açık. Ben şimdi adli bir konu olduğu için isim vermeyeceğim. Kutlu Adalı cinayetine dahil olanlarla ilgili yürütme hiçbir işlem yapamaz. Çünkü birlikte yaptıkları bugünkülerle birlikte yaptıkları başka işler var. Suç ortaklığı kolay bozulmaz. Ama bu bir Türkiye'nin utançtır. Adam söylüyor, adamın dışarıdaki Türkiye'deki kardeşi diyor ki evet böyle 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 oldu. Bana böyle bir teklif yapıldı diyor. İsim vermeyeyim kimi devlet yetkilileriyle görüştüm silah verildi diyor. Başka bir askeri yetkili silahı tarif ediyor. Namlusunun nasıl takıldığını, gösterdik diyor. E devlet burada müdahale etmeyecekse, gelin bakayım kardeşim bir dakika ya siz ne yaptınız demeyecekse, Türkiye'de temiz siyasetten bahsedilebilir mi? Türkiye'nin çok sorunu var, ekonomik sorunlar başta olmak üzere, 128 milyar dolar Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın yaptığı işler, ama Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu temiz devlet, temiz siyaset. Devlet çürümüş değerli arkadaşlar. Devlet tefessü etmiş. Devlet suç örgütleriyle et tırnak olmuş. Bunun için seçim lazım işte. Bunun için seçime gitmemiz lazım. Yüce milletimizin bu konularda bir takdir, bir değerlendirme ortaya koyması lazım. Emniyet müdürünün ikinci yerden maaş almasına hiç şaşırmadım. Çünkü <laughs> tanıyabildiğim, görebildiğim kadarıyla AK Partili siyasetçilerin hemen hemen tamamı iki maaş alıyor eskisi. Siyasetçi eskileri. E geriye kim kaldı şimdi? Iki maaşı kime dağıtmaları lazım? AK Partili bürokratlara siyasetçiler bitti. Beyt, e, devleti arpalık, Beytül Mali ganimet gören bir zihniyettir AK Parti zihniyeti. Devlet AK Parti için bir arpalık, Beytül mal bir ganimettir ve bunu paylaşıyorlar. Bunların zihniyeti bu, zihniyeti bu ve bunu ben şöyle geçen de söylemiştim bu topraklarda 780 bin 500 kilometre kare yüz ölçümlü bu topraklarda dört büyük istila yaşandı. Bu beşincidir. Bin yüzde Haçlılar bu toprakları istila etti. Bin iki yüzde Moğollar istila etti. Bin dört yüzde Timur istila etti. Bin dokuz yüzde Yunan istila etti. Ne yaptı bunlar? Yağma yaptı. Talan yaptı. Can aldı. Kan akıttı. Şimdi de AK Parti yağma yapıyor, talan yapıyor. Ne farkı var? Şu anda Emniyet Genel Müdürü bir yerden PTT Genel Müdür PTT Yönetim Kurulu'ndan maaş alıyorsa bunun adı yağmadır, talandır. Yetim hakkıdır. Beytülmale uzanan kirli el demektir bu. Bunun Moğol istilasından ne farkı var? Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ